Evet, merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden isterseniz devam edelim. Ee, bu videomuzda şöyle ki artık yavaş yavaş e, metotlarımızın sonuna geliyoruz. Dolayısıyla biraz daha tam olarak ayrıntılı detaylı inceleyeceğimiz metotlar geride kaldı. Şimdi ise biraz daha e, innovatif yenilikçi dediğimiz yöntemler. Yani nedir bunlar? Daha çok dile odaklanmaz da e, öğrenciye, odaklanır. Daha e, ilgi noktası öğrencidir. Öğrencinin potansiyelini nasıl daha yukarılara çekebilirizdir? Şimdi nedir bunlar? E, i̇lki bugün anlatacaklarımızdan learning strategy, training. E, daha sonrasında cooperative language learning göreceğiz ve tabii ki Gardner'ımız Howard Gardner Multiple Intelligence Theory bu e, üçünün de baktığımızda, üçünün de ele aldığımızda ortak nokta olarak ne söyleyebiliriz? Üçünün de yenilikçi olmaları tam anlamıyla bir metot değil de diğer metotlara tamamlayıcı olarak kullanılabilme özelliği içerisinde olmaları e, üstüne konuşacağız. Şimdi ilkiyle başlayalım isterseniz. Learning Strategy Training dediğim gibi e, başlığı ele alırsak zaten sadece Learning Strategy Training de bize neyi veriyor? E, not only teach the language but also how to learn. Burada dediğimiz gibi Farklı farklı öğrenme stratejileri olabildiğinden bahsedeceğiz. Hatta kognitif kodu hatırlarsak yani öğrenimde büyük sorumluluğu hatırlarsanız öğrencinin üstüne yıkıyordu. Öğrencinin üstüne yıkması da demek öğrencinin kendi öğrenimini gerçekleştirebilmesi. E o zaman bu bizim karşımıza neyi çıkarıyor? Daha etkin öğrenebilmeleri için var olan potansiyellerini daha yukarı çekmeleri demek. Yani good learners diye bir tanım karşımıza çıkıyor. E, good learners demek de ne demektir? Aynı zamanda özel çalışmayı bilen veyahut da nasıl öğrenmesi gerektiğini bilen ve belli stratejileri kullanan demektir arkadaşlar. E, o zaman diyeceksiniz ki hocam strateji nedir? Strateji şudur arkadaşlar. Yani e, bilgiyi elde ederken ya da bilgiyi edinirken e, öğrencinin kullanacağı araçlar ya da teknikler demektir. Ve tabi bu yöntemleri e, kullanarak e, öğrendiklerini farklı durumlar içerisinde de kullanabilmeleri, demektir arkadaşlar yani transfer edebilmesi demektir bu bağlamda e, lear, e, good learners kavramı ön planda diyebiliriz burada e, kimi öğrenciler zaten bunları otomatik olarak yapabiliyor bir bilgiye nasıl ulaşacağını e, kendince çözebiliyor veya ulaşabiliyor e, ama bazı noktalarda potansiyellerini arttırabilmek adına e, dilin yanında bu tür stratejileri de öğretmemiz gerektiğini savunmaktadır bazı dil bilimciler o yüzden de Dilin yanında strateji öğretimi de önemli bir yer almaktadır. Aşağı yukarı 2000'li yıllardan bu yana bunların da yine ders içerisine dahil edilmesi gerektiğini söylerler. Misal olarak reading stratejilere baktığımızda 17-18 farklı reading strateji vardır. Dolayısıyla öğrenciye bu stratejiler üstünden bir dil öğretimi yapılabilir. Ya da dil öğrenirken bu stratejileri nasıl kullanacağı konusunda bilgiler verilebilir bilir. Çünkü e, şu gerçeği unutmamak lazım. E, özellikle de İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen öğrenciler yani şuradan dışarı çıktığında e, mutlaka ve mutlaka kendi diliyle karşılaşacak olan, hedef dille karşılaşmayacak olan öğrenciler belli noktalarda öğrenimlerini yalnız başlarına devam ettirecekler. E, dolayısıyla da belli bir noktaya ulaşabilmek için zaten e, stratejiler olması lazım. Çünkü her zaman e, öğretmen onların yanında olmayacak. Dolayısıyla sınıf içerisinde başlayan öğretim sınıf dışında da devam ediyor olması gerekir. Bu bağlamda baktığımızda da e, temel amaç o zaman ne oluyor? Öğrencilerin normal var olan potansiyellerini maksimize etmek üzerine Kurulu e, diyebiliriz Learning Strategy Training için. Böylelikle de tabii ki stratejiler kullanarak da özel çalışma yöntemlerini geliştirmeleri e, diyebiliriz amaç için. Peki devam ettiğimizde karşımıza ne çıkıyor? O zaman diyoruz ki dil öğrenimi nasıl olmalı? Yani öğrenci perspektifinden baktığımızda e, çok kolay. Neyi öğrenecek? Learn how to learn. Ben nasıl öğreneceğimi biliyorsam, dolayısıyla kendi öğrenim etkinliğimi arttırmışım demektir. Kendi öğrenim etkinliğimi da benim daha kolay o bilgiye ulaşıp daha hızlı bir süreçte bu dili öğreniyor e, olmam demektir. Language teaching açısından bakacak olursak da e bu da kolay. E, ben öğretmen olarak o zaman ne yapmam gerekiyor? Muhakkak ve muhakkak dil öğrenimi yaparken öğrencilerime bir strateji de vermek durumundayım. Ama reading stratejisi, ama writing stratejisi, ama komünikatif strateji mutlaka bir strateji öğretimi yapmam gerekir. Vermem gerekir. Çünkü ders sonunda da ya da ders dışında da bu stratejiyi kullanabilmesi gerekir arkadaşlar. Bunun yanında birkaç noktadan daha bahsedeceğim sevgili dostlar. Bunlardan bir tanesi zaman zaman sınavlarda da testlerde de karşımıza çıkıyor. Metacognitive strategies. Belki dil bilim dersinde de mutlaka ortak küme olarak alabiliriz. Bunu karşınıza çıkacaktır. Metacognitive strategies dediğimizde aklımıza ne gelmeli? Şimdi biliş ötesi biliş üstü olarak da birebir e, tanımı aklınıza gelebilir ama biraz daha bizim e, formatta incelediğimiz zaman bunun e, öğrenim ortamını planlanması gibi düşünülebilir. Yani bir planning aşaması how do i learn best sorusuna cevap bulduğumuz Nokta. Yani benim kendi öğrenimim nasıl olmalı? En iyi şekilde nasıl gerçekleştirebilirim? Bu ortamı ne şekilde sağlayabilirim? Böyle bir planning içerisine girişiyor isem artık ben burada metakognitif bir strateji kullanmışımdır. Çünkü kendimi kendimi düşünerek en uygun ortamın nasıl olacağını planlamışımdır. Kognitif stratejiye geldiğimizde yani bilişsel strateji ise o zaman ne oluyor? Artık bu planımı eyleme dökmüş olma. Yani doing the learning diyebiliriz aslında. Cognitive e, strateji için arkadaşlar. Neler olabilir? Örnekler vermem gerekirse işte guessing words from the context uh, outlining, summarizing um, and working out rules demem. Ne yapmam demek? Benim anlık olarak o eylemi gerçekleştirdiğimi e, söylemem demek. Peki o zaman bunun yanında başka strateji daha var mı? E tabi bir de ne var? Dili iletişim düzeyinde kullanmam gerek. Yani social effective strategies. Social effective strategies dediğimde de hemen aklıma ne gelmesi gerekir? Öğrencinin kendi e, gelişimini sağlayabilmek adına e, dili kullanabilecek fırsatlar yaratması kendi kendine. Yani diğer insanlarla bir şekilde e, hedef dili kullanarak etkileşime geçmesi Dolayısıyla biraz daha interacting bazında bakarsak, interacting with the others o zaman diyebiliriz ki social effective strategies. Cognitive strategies de o zaman nedir? Tam anlamıyla planlamış olduğumuz noktayı eyleme dökmektir. Bunun dışında da ise nasıl öğreneceğimi ya da en iyi ne şekilde öğrenirim bunun planlamasını yapmam ise metacognitive strategies olarak karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Peki bu tarz bir yöntemde uygulamam gereken teknik var mı? Var arkadaşlar. Hands-on experience ilk olarak karşımıza çıkan Tekniktir. En son dediğimiz nokta nedir? Uygulamalı pratik. Hepsi bundan ibaret. Yani ilk stratejisini vermişsem ben sınıf içerisinde misal diyelim ki skimming, scanning üstüne bir çalışma yapıyorum ee, ve e, burada da ne kullanacağım? Thinking aloud tekniğini kullanıyorum. Think aloud tekniği. Yani sesi düşünüyoruz. Ne yapıyoruz? Önce e, işte şu noktalara bakıyoruz. Resim varsa resime bakıyoruz. Buradan nasıl bir mesaj alıyorum? Ne düşünmeliyim? Aktif kelimeler var mı? Bildiklerim neler? Bu soruları sorarak kendime ne yapmış oluyorum? Ee, bir takım yöntemler, yollar, e, nelerdir, e, nereye ulaşmalıyım, hangi basamaklardan geçmeliyim? Bunun aslında modelini veriyorum öğrenciye. E, ve öğrenci de o modeli aldıktan sonra ne yapıyor? E, bu adımları benim verdiğim e, farklı bir tekst üstü, üstünde uygulamaya çalışıyor. Dolayısıyla buradan nereye vardık? Uygulamalı pratiğe vardık. Dolayısıyla bunu farklı bir noktaya da aktarması, transfer etmesi, bu yöntemi takip etmesi artık çocuğun uygulamalı olarak çalışması e, gerektiğini gösterir. Yani bu eylemi de başarıyla gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla Learning Strategy Training neymiş? Gördüğünüz gibi daha çok yenilikçi bir yöntemmiş. Diğer yöntemlere ya da anlatmış olduğumuz metotlara tamamlayıcı olarak kullanabilirmişiz ve ayrıca da ne var? Tam anlamıyla dile değil, kişinin kendisine yani öğrenim etkinliğini arttırmak üzerine kurulu olan bir e, yöntem olduğunu söyleyebiliriz ya da yenilikçi bir e, nokta diyebiliriz kısacası. İşte bu özellikle de geçen videomuzda anlattığımız e, content base de e, tamamlayıcı olarak kullanılabilir. Çünkü content e, öğretmeninden ne gelecektir? Devamlı bir input akışı vardır. Ya da belli bir noktada ders dışına çıktığında da akademik çalışma ihtiyacı doğacaktır. E, çocuk zaten dille alakalı stratejilerini, dil öğrenim stratejilerini biliyorsa e, ben yanında yokken de ne yapacaktır? Öğrenimine devam edecektir gibi bir komplementary e, yani tamamlayıcı pozisyonunda kullanılabilir. Bilir. Şimdi gelelim farklı bir yönteme. Ee, bu da yine aynı şekilde ee, cooperative language learning. Yani işbirlikçi olarak nasıl daha etkin çalışmalar yaparız. Ee, dolayısıyla cooperative language learning deyince de aklımıza Kooperatif çalışmanın, işbirlikçi çalışmanın ön planda tutulduğu yöntemler aklımıza gelmesi gerekir. E bunlar işte komunikatif, language teaching, task based e, diyebiliriz ilk olarak aklımıza gelen. Şimdi temel amacımız ne olması gerekir o zaman e, işbirlikçi öğrenmede? Yabancı bir öğrenmenin amacı e, rekabeti değil, işbirliğini geliştirmek. Ve sosyal olarak yapılandırılmış etkileşim etkinlikleri ile de ne yapıyoruz? Eleştirel düşünme becerilerini ve iletişimsel yetkinliğini geliştirmeye çalışıyoruz. İşte bu bizim işbirlikçi öğrenmenin temel amacı olmak durumunda. Çünkü biliyoruz ki e, her şeyden önce ne vardır? Bir arada çalışmak için sosyal becerilerimizin güçlü olması gerekir. E sosyal beceri, becerilerimizi kullanmamız gereken yöntemler hangileri? Daha çok communicative language için ve task based. Bu bağlamda da diyebiliriz ki cooperative language learning ne yapıyor? Kişide nasıl daha etkin işbirliği içerisinde çalışabilirim? Bunun yolu, yöntemi, basamakları nelerdir? Bunları ediniyorum ve bu e, az önce söylemiş olduğum yani task based ve communicative language teaching'e de tamamlayıcı olarak da kullanabilirim. Aynı zamanda cooperative language learning'de bu bağlamda bakıyoruz ki bolca speaking söz konusu olduğu için de yine communicative bir yöntem olarak da karşımıza çıkabilir. Yani dil öğrenimi üstüne şöyle bir söyleyecek olursak learn how to work cooperatively in an effective way. Yani öğrencilerin e, alması gereken kazanım bundan ibaret. Peki language teaching olarak bakarsam e, o zaman ben de öğretmen olarak teach cooperation yani işbirlikçi çalışma yollarını, yöntemlerini öğretmem diyebiliriz. Bir sonraki noktaya baktığımızda ise ne diyelim? E, burada mesela önemli olan bir şey vardır. İşbirlikçi öğrenme deyince e, ...aklımıza gelen bir durum. Tırnak içerisinde söylüyorum. Positive interdependence. Yani nedir bunun karşılığı? Olumlu bağlılık. Birimiz hepimiz için, hepimiz birimiz için cümlesi buraya örnek olarak verilebilirler. Yani asla ve asla bireysel düşünmüyor öğrenci. Veya işte e, rakip olarak görmüyor. Daha çok muhakkak ki ne yapması gerekir? öğrenci diğer arkadaşlarını işbirlikçi olarak görmesi gerekir. Tabii bu etkinliği arttırabilmek için bazı unsurların olması gerekir der dil bilimciler. İşte bunlardan ilki pozitif interdependence yani öğrenciye bir şekilde neyi vermemiz gerekiyor? Bu iş hepimizin işi. Dolayısıyla bir dil öğrenimi esnasında rekabetçi bir görüş e, görüşten uzak durmamız gerekiyor. Daha çok işbirliği içerisinde bir noktaya varmamız gerekir. O yüzden de bütün yapılacakların net bir şekilde oluşturmamız gerekir. Task vereceğimiz task'ın nereye ulaşacağını tüm grup üyeleri iyi bir şekilde anlamış olması gerekir ve bunu tamamlayabilmek için birbirlerini rakip değil, işbirlikçi olarak görmeleri gerekir arkadaşlar. Onun dışında mesela individual and group accountability diye bir özelliğimiz söz konusu. E, bu nedir arkadaşlar? Sorumluluğun e, verilmesi ya da paylaştırılması. Yani kişi hem kendi kendinden sorumludur hem de verilmiş olan task'a yapmış olacağı katkılar grubun başarısına etki yapmaktadır. Dolayısıyla kendi sorumluluğu olduğu gibi bir task'ı yerine getirirken, bir görevi, bir konteksti e, vermiş olan bir task'ı yerine getirirken hem kendisi hem de grubun çıkarlarına uygun hareket etme e, becerisini alması gerekmektedir. Bunun dışında interpersonal and small group skills dediğimiz bir diğer nokta var, bir diğer unsur var ya da social skills de deniyor. Evet bu sosyal beceri yani etkili bir İletişim ve etkileşim gerçekleştirmek istiyorsak, iyi bir nokta e, gerçekleştirmek istiyorsak, sosyal becerilerimiz kuvvetli olması lazım. E, demek ki e, grup içerisinde de sosyal beceriler yine e, gayet açık bir şekilde öğrenciye verilmek durumunda. Yani sosyal becerilerden kastımız işte e, ne diyelim birbirlerini teşvik etme yöntemleri mesela nelerdir? Değil mi? bunlar söylenilebilir gösterilebilir omzuna bir pat pat yapmak işte e, bir takım e, ifadeler kullanmak onları teşvik edici ifadeler birbirleri için arkadaşları için dinlerken gözlerine bakmak gibi Icon T unutmamak gibi ne yapıyor Bütün bunlar bütün bu yaptığımız sosyal beceriler muhakkak ki grubun çok daha etkin birbiriyle e, iletişim içerisinde olmasını sağlıyor arkadaşlar Başka var mı? Var tabii ki. Muhakkak ki bu grup nasıl gerçekleşecek? Birbirleriyle yüz yüze bir etkileşim içerisinde. Dolayısıyla da etkinlik artmış olacak. Grup prosesin ya da grup kastımız kastımızda şu olmalı: Bir kere özgür olmalılar. Yani communication should be done openly, freely güven olması gerekiyor. Güvendiğimiz kişilere daha etkin bir şekilde e, cevap verebiliriz ya da daha sıcak bir şekilde yaklaşabiliriz. Yine grup formation'ın e, içerisinde yer alan bir diğer özellik de e, grubun formasyonu yani büyüklüğü ne olmalı, kaç kişiden oluşmalı, hangi yaş gruplarını kapsamalı gibi. Bütün bunları düşündüğümüzde biraz daha etkinliğin artacağını, arttırabileceğimizi söyleyebiliriz arkadaşlar. Hatta buna ilaveten şunları da ekleyebiliriz. Ee, misal, e, fixed kişilerden oluşturmamamız lazım grupları. Yani farklı farklı kişilerle farklı gruplar e, yapmamız gerekiyor ders içerisinde. Çünkü e, hep aynı kişiyle olduğu zaman sadece o kültürden gelen kişiyle çalışabileceğini e, görecektir. Ama farklılıkları bir araya koyduğumuzda farklı kültürlerden bir araya gelmiş kişilerle de etkileşimin nasıl kurulduğu konusunda daha aşina olacaktır öğrencimizin kendisi. Ee, bunun dışında şunu da söyleyebiliriz. Ee, ne gibi şeyler kullanabiliyoruz tasklar içerisinde? Jigsaw aktiviteler kullanabiliyoruz yine burada. Aynı task based'te olduğu gibi biliyorsunuz ki jigsaw aktiviteleri kullandığımız zaman biraz daha ne yapıyordu? Öğrencinin konuşma ve dinleme becerilerini aktif olarak kullanabiliyordu. Peki başka neler var onlara da bakalım. Mesela three step interweave. Değil mi? Nedir bu three-step interview? Ee, üç aşamadan oluşuyor bu e, mülakat durumumuz. Birincisi bir kere pair work çalışması yaptırıyoruz. E, pair worklerde işte biri e, mülakatı yapan biri de mülakatı olan şeklinde e, yapabiliyoruz. İkinci aşamada tabii ki onlar rolleri değişiyorlar. Artık ne oluyor? Biri mülakatı yapan, diğeri de mülakata gelen. Peki daha sonrasında ne oluyor? Her ikisi de iki farklı rolü de deneyimlediği için artık neye geldi sıra? Ha, bu interview'lardan ne öğrendik? Ben ne edindim, sen ne edindin? Zorlandığın noktalar nelerdi? Kolay olarak gelen noktalar nelerdi? Bunların tartışması yapıyor veya paylaşımı e, yapılıyor. Gördüğünüz gibi yine bir e, iletişimi güçlendirme adına yapılan bir teknik olduğunu söyleyebiliriz. Peki sırada başka ne var? E, round table diyebiliriz. Yine Cooperative Language Learning'de e, karşımıza çıkan bir diğer e, nokta. Burada da şöyle bir şey yapıyoruz. E, bir yuvarlak e, masa etrafında e, öğrencilerimizi alıyoruz. Tek bir kalem, tek bir kağıt. O günkü konum neyse oraya yazıyorum ve o konuyla alakalı herkes sırayla kağıdı ve kalemi diğer arkadaşına veriyor ve o da katkısını yaparak olay devam ediyor. Round robin diye bir şey duyarsanız o da aynı olayın sözlü olarak yapılmış olması. Yazarak değil sözlü olarak yapıyoruz. Tek farkı bu. Bunun dışında başka bir şey daha söyleyeyim. Think pair share var düşün eşleş paylaş. Burada da öğretmen öğrencilere bir soru e, yönlendirir. Öğrenciler de tabii ki burada bir cevap düşünürler bu soruya. Aralarında ve partnerleriyle tartışırlar. Daha sonra da e, eşlerine bu cevapları açıklarlar. Bunun çok az farklısı daha var. Bu kez de solve pair share. E, Solve'dan da zaten hemen aklınıza gelsin artık soru biraz daha genişletilmiştir problem haline e, dönüştürülmüştür dolayısıyla öğretmen think pair şeylerden farklı olarak burada bu kez bir problem verir daha analitik düşünmelerini gerektirecek bir durum söz konusudur önce ama bireysel olarak bir çözüm düşünürler öğretmen tarafından verilen bu probleme daha sonrasında bu problemi e, karşı düşünmüş oldukları çözümleri de birbirleriyle paylaşırlar. Dolayısıyla da böyle de böylelikle de soft pair share bitmiş olur. Onun dışında bir şey daha söyleyeceğim. Bu da son tekniği zaten. Numbered heads diye bir şey var. Yine cooperative language learning'e ait olan bir tekniktir arkadaşlar ve ciddi anlamda yine kooperatif işbirlikçi çalışmayı gerektirir. Takımlara ayrılır öğrencilerimiz ve her takımdaki öğrencilere belirli numaralar verilir. Öğretmen bir soru sorar ve her takım kafa kafaya vererek takımdaki herkesin o sorunun cevabını açıklayabileceklerinden emin olurlar. Kendi aralarında çünkü bir tartışmasını yaparlar. Biraz sonra öğretmen tarafından çünkü bir numara verilecektir. O numara hangi öğrenciye verilmişse o öğrencide o cevabı vermek durumundadır. O yüzden de gördüğünüz gibi muhakkak kendi aralarında bir iş birliği olması gerekmektedir. Evet gördüğünüz gibi cooperative language learning'i de anlatmış olduk. Peki cooperative Learn language learning'i daha çok nereye tamamlayıcı olarak kullanabiliriz demiştik? Evet communicative language için ve task based özellikle bu grup çalışmalarına dahil edersek ve bu prosedürü uyguladığımızda dolayısıyla daha etkin bir e, iletişim noktasına ulaşmış oluruz sevgili dostlar. Peki şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.